Evet sevgili dostlar, YouTube camiasının değerli üyeleri. Şöyle yakamızı düzeltelim. Şu an Afyon'dayım. Baba ocağı ana kucağındayım. Arkamdan da zaten sahneden anlaşılıyordur böyle klasik bir Türk annesi evi. Öyle diyeyim. <laughs> evet devam ediyoruz. Haberlerimize devam ediyoruz. İstikrarı bozmayayım dedim ve bu hafta da haberleri anlatayım size. İngiltere'yi takip etmeye devam ediyorum. İngiltere'de enteresan şeyler oluyor. İngiltere Çevre Bakanımız demiş ki, geçen haftadan hatırlarsınız. İngiltere'de büyük bir sebze krizi vardı. Domatesler gelmiyor, salatalıklar gel gelmiyor. Dört büyük mağazalar, marketler zinciri açıklama yaptı. İki tane hıyar, pardon iki tane salatalık, bir tane domates, bir kilo domates alabilirsiniz sadece diye böyle açıklamalar yapıyorlardı. Herkese karne ile sebze, meyve vereceklerdi İngiltere'de. Ve şu anda da uygulanıyor. Ben tabii iki haftadır İngiltere'de olmadığım için bizzat yaşayarak bilmiyorum ama haberlerden takip ediyorum, duyuyorum. İşte bu sebeple İngiltere Çevre Bakanımız demiş ki eğer sebze bulamıyorsanız turp yiyin demiş. Böyle bir tavsiyesi olmuş arkadaşımızın, Çevre Bakanımızın. İngiltere'de enerji tavan fiyatlarında bir değişiklik olmuş. Malum İngiltere'de bu Türkiye'de de bir enerji fiyatlarını belirleme kurum var. Enerji piyasası neydi enerji piyasası kurumu mu? Öyle bir şey var Türkiye'de de. Enerji fiyatları bütün ekonomiyi etkiliyor. Yani enflasyona etkiliyor. Dolayısıyla İngiltere'de de enerji fiyatlarını belirleyen kurumun haberleri çok önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle okuyalım. Demişler ki adamlar biz normalde bu sene enerji fiyatlarının taban fiyatlarının 4279 sterlin olacağını yani elektrik ve doğalgaz için söylüyorum. Bir hane halkı aman Allah'ım 4000 sterlin 4000 neredeyse 4500 sterlin. Yani aylık biz 2 sene önce 85 sterlin öderken bu sene neredeyse 4000 sterlin şey 400 sterlin aylık ödeyecekmişiz. Ama demişler ki 3280'e indirdik. Artık enerji fiyatlarında bir düşüş var demişler. Ama buna rağmen e, aslında geçen seneye göre neredeyse 3 katı ya da bir önceki seneye göre 3,5 4 katı fiyat artışı oldu. Zaten İngiltere'deki en büyük sıkıntı enerji, elektrik ve doğalgaz. İkisi birlikte bizi bunaltıyor İngiltere'de. Devam edelim haberlerden. Neler var neler var. Şöyle bakayım hızlıca. Şimdi dijital parayla ilgili gelişmeler devam ediyor biliyorsunuz. Yani bu bitcoin vesaire onun dışında bir de dijital para diye bir süreç var. Merkez bankalar arasında. Zaten hani bir parayı transfer ettiğinizde 1 milyar dolar Amerikan Merkez Bankası'ndan İngiltere Merkez Bankası'na geldi dediğimizde zaten bu dijital olarak geçiyordu. Bununla ilgili daha dijitali reale çevirmek. insanların Bizim gibi insanların da kullanabileceği hale getirmek için bir çalışma yapıyormuş İngiltere Merkez Bankası. Bunu duyurmuş. Diğer merkez bankaları da yapıyorlarmış. Ee, onlardan geri kalmadığını söylüyor İngiltere Merkez Bankası. Şimdi bence bugünün bomba haberi İngiltere açısından, bence İngiltere'de yaşayanlar açısından bomba haberi, Türkiye'de yaşayanlar için belki çok anlam ifade etmeyebilir ama şöyle anlatayım. İngiltere'de malum Avrupa Birliği'nden ayrılışından sonra, büyük bir sıkıntı var. Nereyle? Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında. Şimdi İngiltere'de İrlanda ülkesi zamanı mazide ikiye ayrılmış. Kuzey ve Güney diye. Şimdi Kuzey İrlanda İngiltere'ye bağlı. İrlanda diye İrlanda Cumhuriyeti de Avrupa Birliği'ne bağlı. Fakat bunların arasında bir sınır yok. Yani belirgin bir sınır yok. Eskiden zaten Avrupa Birliği'ndeyken zaten geçişlerde hiçbir sıkıntı yoktu. Fakat Avrupa Birliği'nden e, İngiltere'nin ayrılmasında zaten en büyük problemlerden bir tanesi bu iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasıydı. Çünkü yani bir ürün Avrupa Birliği standartında olmayıp İngiltere'de var olabilir ve bu ürün Kuzey İrlanda'dan İrlanda Cumhuriyeti'ne çok rahatlıkla geçebilir. Avrupa Birliği de diyordu ki ne oluyor yani biz buna biz bunu kabul edemeyiz diyorlar. Avrupa Birliği'nin kendilerine göre standartları falan var. İngiltere biraz daha farklı kalıyor bazı konularda diye. Ve en sonunda anlaşma yapmışlar. Artık belli şey, yeşil hat, kırmızı hat, yeşil protokol, kırmızı protokol gibi bir takım uygulamalar yapacaklarmış. Yani her ürün İrlanda Cumhuriyeti'ne geçemeyecek ya da geçerse belli e, kriterler kapsamında geçecekmiş. Mesela sınır güvenliğiyle ilgili, yani oradan gidip Avrupa Birliği'ne geçiş yapabiliyorsun ya da İrlanda'dan geçtiğin zaman İngiltere'den gelmiş gibi olmuyorsun. Mesela böyle enteresan durumlar var. Bunu orada bir açık var yani. Orada İngiltere ve Avrupa Birliği için büyük bir açık var açıkçası. Financial Times, İngiltere'nin en önemli gazetelerinden bir tanesi. Hatay'da yıkılan bu Rönesans rezidans var ya. Cennetten bir köşe vaat diyoruz size diye. Ne facia ya. Onu haber yapmış. Yani onu böyle oradaki ironiye haber yapmış. Financial Times ki en önemli gazetelerden bir tanesi. Şimdi bizim bir Twitter hesabımız var. İngiltere'den yorum ya da et İngiltere yorum diye bir Twitter hesabımız var. Orayı takip edebilirsiniz. Orada da sevgili Musa Özsoy kardeşim düzenli olarak haberler paylaşıyor. Güya ben de ona destek olacaktım ama olamıyorum maalesef. Ee, huzurlarınızda kendisinden özür diliyorum bunu dinliyorsa. Şimdi orada da haberi paylaşmış Musa. Ben onu görünce de yuh bize dedim yani. Hatırlarsanız geçen haftalarda bir petition yani bir oylamaya da anket çalışması olmuştu. Neyle ilgili? Depremzede e, vatandaşlarımızın İngiltere'ye kolay vize alabilmesiyle ilgili. Yani İngiltere'de işte Maraş'ta çok fazla insan var. Elbistan'da çok fazla insan var. Bunlar ailelerini getirebilsin diye bir e, anket çalışması, ne denir ona? Bir, e, aklıma gelmiyor ya Türkçesi aklıma gelmiyor. Yani İngilizcesi de aklıma gelmiyor da. Bir anket çalışması yapıldı. Neyse uzatmayayım. Bu anket çalışmasında 100 bin kişiye ulaşırsa mecliste gündeme alıyorlar. Normalde böyle. Kurallar böyle. E 80 bin kişi olmuş ya Yuh dedim yani. Koca İngiltere'de 100 bini bulamadık mı dedim yani. Hani çıkacağını zannetmiyorduk zaten da Zaten böyle bir şey olamayacağını da İngiltere açıklamış. Kabul etmemiş. Ama mesela Almanya yapıyor. Almanya direkt vize veriyor. Gidiyorsunuz orada birkaç ay kalıp alıyorsunuz. İşte İngiltere'de meyve sebze krizinden sonra yeni bir haber daha. İngiltere'de tohum satışları patlamış. İnsanlar demişler ki olan biz domatesi alamıyoruz, salatalığı, hıyarı alamıyoruz. Kendimiz yetiştirelim bari." demişler. Yani enteresan bir durum. Bakın bu kriz Türkiye'deki meyve sebze ihracatçılar için büyük fırsat olabilir. Ya zaten bir miktar geliyor. İngiltere'den geliyor. Ama %95'i İspanya'dan ve Afrika ülkelerinden geliyormuş. %5 diğer ülkelerden, onun %1'i de bizden falandır herhalde. Ona rağmen büyük bir ihracat oluyor. Türkiye'den, Antalya bölgesinden biz de görüyoruz mesela bazı şeylerde, kutularda böyle. Antalya'dan işte domates mesela biz de alıyoruz. Kutu kutu aldığımız zaman halden, İngiltere'den bahsediyorum. Antalya'dan geldiğini görüyoruz, gurur duyuyoruz. Bence bu çok büyük bir fırsat olabilir İngiltere'li. Pardon, Türkiye'li ihracatçılar ve meyve sebze üreticileri için. Bu işin tüccarları için. Ama velakin bizimkilerde standart kaliteyi standartize etme problemi var. O yüzden hep sıkıntı yaşıyoruz dünyada. Tabii Türkiye gündemi. Yani Türkiye'de deprem bitmiyor. yani Türkiye'de normal bir deprem oluyor. Bir de siyasette deprem oluyor. Bir de ekonomide deprem oluyor falan filan. Bu depremlerde tabii ki dünyada da haberlere yansıyor. Ee, Financial Times'ta bizim yani en son işte 2 üç gün önce Meral Akşener Hanımefendi'nin bir anda ortalığı dağıtmasını da haber yapmış. Türkiye'nin muhalefet ittifakı Erdoğan'a fayda sağlayacak şekilde çatladı demiş. Bakın Financial Times bu muhalefete muhalefetteki dağılmanın Erdoğan'a fayda sağlayacağını yorumlamış. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Dünya basındaki bu tarz yorumlar genelde Türk muhabirler tarafından onlara söylenen şeyler üzerinden yorumlanıyor. Genelde onlar da çok fazla böyle Türkiye basını detaylı takip eden falan bir durum yok açıkçası. Yani bazıları Türkiye'yi çok umursamıyor da. Biz her ne kadar çok umursuyor zannetsek de sadece onların think tank kuruluşları falan çok umursuyor. Onlar onların Türkiye'ye ya da Orta Doğu masaları çok detaylı araştırma yapıyorlar. Onların haberleri bence daha anlamlı ama gazetecilerde ben dikkat benim dikkatimi çekiyor. Mesela işte Financial Times ya da işte Guardian ve de bir yerde bir Türk bakıyorum ama bir inceliyorum ya eski bir ya işte böyle aşırı muhalif ya şöyle ya böyle bir tipler oluyor tamam mı? Onların yorumlarını biz aslında İngilizlerin yorumlarıymış gibi anlatıyoruz. Açıkçası öyle yani genelde gördüğüm o. Yıllardır böyle dikkatimi çeker. Lan ne oluyor bu falan derim. Kim yorum yapmış İngilizler nasıl böyle bir yorum yapmış falan diye bakarım. Aman Allah'ım Galler'in en büyük gündemi. Bir tane benzin istasyonunda Sızma yaşanmış. LPG tankında sızma yaşanmış ve bu haberlerde manşetlere taşınmış. Ya ne kadar heyecanlı bir ülke bu Galler'de ya. Gelseler Türkiye'de böyle yani canları sıkılır haber yok ya Türkiye'de. Oxford şimdi Oxford istasyonu yenileniyormuş. Bu haber mi? Haber. İngiltere için haber. Neden? Ya ben 15 yıldır İngiltere'de toplu taşımayı da kullanıyorum. Normal seyahat için işte arabayla yolları da kullanıyorum. Ya yani müthiş derecede bir gelişim var. Hani bizde oluyor ya üçüncü köprü yapılıyor, bilmem ne ortalığa kaldırıyoruz ya. Ya bu adamlar sessiz sedasız devasa bir tren yolu e, sistemi kurdular yeniden. Neydi? Crossrail diye ayrı bir şirkete. Böyle İngiltere'yi çapraz geçen, işte daha önce gidilmemiş yerlere çapraz bir şekilde giden devasa bilmem kaç 100 kilometrelik belki birkaç bin kilometrelik bir tren istasyonu kurdular. Tren yolları sistemi kurdular. Ben mesela Coventry'e ilk taşındığımda bundan 8-9 sene önce ya da daha önce gelirken 10 sene önce falan böyle Coventry istasyonu Texas'daki bir istasyon gibiydi. Bomboştu böyle ben tırsardım yani. Akşamları falan geri dönerken bayağı çekinirdim. Ama şimdi Coventry istasyonu o kadar dolu oluyor ki. Uuu acayip kalabalık. Şimdi aynı hat üzerinden geçen ama yandan daha doğrusu aynı hat demeyeyim yandaki bir hat üzerinden geçen Oxford istasyonu da artık yetişmiyormuş. O böyle ülkenin ee, nasıl diyelim güneyinden kuzeyine geçen 2-3 tane hat var. O hatlardan bir tanesi Oxford'dan geçiyor. Tabii önemli bir şehir Oxford'da. Orayı da geliştiriyorlarmış. O kadar çok otoban inşaatı var ki o kadar çok köprü inşaatı ve metroya ve şeye çok önem veriyorlar. Yani şöyle söyleyeyim son 10 yılda muhtemelen tahmin ediyorum ya yani böyle görüyorum çünkü haritadaki değişimi. Londra'daki mevcut metro hatları ve üst tren, alt tren hatları iki katına çıkmıştır. Yani biz şöyle bir İstanbul'da şöyle bir çizik atıp bir sürü tören yapıyoruz ya böyle. Metroda bir çizik oluyor, iki üç tane durak oluyor. Allah aşağı aşağı alt törenler oluyor ya. Adamların inanamazsınız yani. yani aklınız hayaliniz durur. İşte bunu, bunu anlamak lazım. Yani bu standardı kafamızda oturtmamız lazım. Bu haberleri bunun için yapıyorum. Belki bir arkadaşımızın aklında ufak bir şey atarım. Belki bir devlet ricalinden bir dostumuzun aklında ha bu da böyleymiş biz de böyle olmalıymışız diye bir e, anlayış değişimine faydam olur için e, faydam olsun için bunları konuşuyorum. 500 sterlinlik eski bir banknot açık artırmada 24 bin sterline satılmış. Haber mi? Haber işte yani. Fayda hani olur ya hiç kimsenin işine yaramayacak haberlerden ama böyle e, bir şekilde çöp haberlerden bir tanesi. Ee, geçelim geçelim ne haberler varmış başka ya bu Muharrem İnce malum son şu an seçim öncesi Türkiye'nin en meşhur olan adamı, sosyal medyanın en meşhur olan adamı, bütün anketlerde en fazla oy ona çıkıyor. O da diyordu depremi bildiği gibi şu anda da diyor Türkiye'nin en büyük problemi kuraklık problemi. İşte İngiltere'de de kuraklık problemi baş göstermiş. Ee, İngiltere'nin doğusunda özellikle az e, yağmur yağışı olduğu için yağışlar, kışın olmadığı için ciddi bir kuraklık problemiyle karşı karşıyaymış İngiltere'nin doğusu. Evet. Kuzey İrlanda, Güney İrlanda ile ilgili e, haberler çok fazla var. Her yerde var tabii. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Türkiye'de olunca sizi de çok sıkmak istemedim açıkçası. Şimdi Türkiye'de de bir miktar var ama Avrupa'da çok fazla var. İşsizlik yerlerinde. Bizim Türkler ya da diğer milletlerden yani İngilizlerin dışındaki diğer milletlerden birçoğu ama ben, ben Türkleri eleştiriyorum. Yani ben kendi tarafımızı biraz daha çok eleştiriyorum. Londra'daki böyle kahveler doludur. Binlerce insan gece sabaha kadar kahvede durur. Boştur, işsizdir. Gündüz sabahtan akşama, akşamdan sabaha boş boş dururlar. Ama işsizlik maaşı alırlar. Onların bir kısmı Türkiye'ye, onlara göre Türkiye batıyordur. Onların bir kısmına göre Türkiye cennettir. İşte Türkiye batıyor diyenler kendilerine göre Türkiye'ye geldikleri zaman o görmek istedikleri taraftan görür. Türkiye cennet diyenler de, nasıl anlatayım, sadece yazları geldi, geldiğinde Türkiye'de, Türkiye'deki ortamı sadece tatil yörelerindekinden ibaret zanneder. Böyle bir kültürel farklılık var yani öyle söyleyeyim, öyle anlatmaya çalışayım nazikçe anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu insanların hepsi bir şekilde, Yalan olan devletten yardım alırlar. Kimisi karısını boşar, ikisi karısı, karı koca ayrı yardım alır. Kimisi 3-4 çocuktan fazla hani bu e, Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya Almanya'ya gidiyordu bir sürü çocuğu kendi üzerine yazdırıp aynı benzeri bir durum vardır yani. Hani o tabi biraz abartı, abartma sanatını kullanmışlar orada. E, ve dolayısıyla işsizlik yardım alırlar. Kimisi hiç çalışamıyorum der, kimisi hastalık der, kimisi belim ağrıyor der falan böyle bir sürü yardım alırlar. İşte devlet e, demiş ki ya bunlara biz iş bulmamız lazım. Devlet de zorlar iş bulun iş bulun diye zorlar. Devlet en son iş bulma job center diyorlar işte iş bulma merkezlerinde ki elemanlara prim vermeye başlamış. Yani her bir buldukları iş ya da en fazla iş bulana 250 sterlin aylık bonus verecekmiş. Enteresan bir haber yani gerçekten bence çok enteresan. İngiltere'deki bakın oradan zıpladım. İngiltere'deki işsizlik oranına bakayım dedim. Yani neymiş bu işsizlik oranı? Şu an son kaç yılın ya? son 20 yok 1970'lerden beri yani 40 53 senenin en düşük işsizlik seviyesine gelmiş. %3.7'ymiş. Yani tamamen işsizlerden bahsediyorum. Emin olun var ya şu %3.7'nin en az yarısı aslında çalışabilir vaziyette. Ama tamamen yani iş var aslında. Önünde iş var ama tamamen yalan dolan ee, işte bizim bizim Türklerin önemli bir kısmı Londra'da bedava ev almak, bedava para almak için ee, öyle yatarlar yani bir şekilde yalanla dolanla çağ şey yaparlar maalesef üzücü. Bizim itibarımızı bitiriyorlar tabii. Ondan dolayı böyle çatıyorum biraz. YouTube İngiltere'de çocukların verilerini topladığı ve işlediği e, gerekçesiyle şikayet edilmiş. Anadolu Hab Haber Anadolu Ajansı'nın BBC'den aldığı habere göre söylüyorum. Ya tabii bu mevzu çok fazla tartışılan mevzu. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Hepimizin çocukları sosyal medyayı aktif kullanıyor. Yani artık oradan kaçıramıyoruz da çocuğu. Yani elinden telefon alsan ya da telefon vermesen ne olacak? Nereye kadar yapabileceksin bunu? Maalesef orada e, sınırlar kalktı. Artık çocukların inisiyatifine kaldı, vicdanına kaldı. Yani çocuğa tatlı dille ne anlatabiliyorsak onun idrakine, anlayışına bırakıyoruz. Çünkü biz ne kadar kısıtlasak da o bir yerden bir şekilde izleyebiliyor. Yani şunu umut ediyorum devletler en azından YouTube gibi Facebook sosyal medya diğer platformlarını bir şekilde denetler de çocuklarımızı bu belalardan oradaki e, devam eden insanların yaydığı e, belalardan çocuklarımızı korurlar e, yani Allah korusun diyelim ne diyelim önce Allah sonra devletler korusun evet İngiltere ile ilgili haberler bu kadar ben hala Türkiye'deyim geziyorum dolaşıyorum Nereleri gezdim? İstanbul, Ankara, Konya, tekrar Ankara, sonra Denizli, şimdi Afyon, sonra İstanbul, sonra Bursa böyle gezeceğim biraz daha. İş görüşmeleri yapıyorum. İngiltere'ye gelmek isteyenlerle ilgili görüşmeler yapıyorum. Güzel bir fırsat var gibi böyle biraz iş adamları için öyle söyleyeyim çok fazla kimsenin yapmadığı bir yöntem var. Böyle 35-40 bin sterlinlik bir başlangıç. Maliyetiyle bir yatırım yatırımla diyebilirim ama bu yatırımcı vizesi değil yanlış anlaşılmasın. O vizeyle İngiltere'de kalabilme fırsatı var ama bu o kadar garantide değil. Yani başlangıçta 3-5 bin sterlin yanabilir yani bir deneme aşamasından bahsediyorum. Lisanslama sürecinden bahsediyorum. Ama böyle de bir fırsat var. Bunu bazı iş adamlarımız için yapacağız. İngiltere'de yaptıklarını söyleyenler var ama ben hiç karşılaşmadım. O yüzden ama baktım kanunlarda var. Yani bu yapılabilir bir boyutta. Dolayısıyla bazı iş adamı dostlarımız da bunları istediler. Biz de onlara bu vizeleri yapacağız. Böyle haberler vermiş olayım size. İngiltere'den değil, pardon hep, hep dilim alışmış İngiltere'den selamlar sevgiler diye. Afyon'dan herkese selamlar sevgiler.